Sen ne konuşacaktın benimle? Cemil Bey ölmeden önce Ümran Hanım yemeklerini götürüyordu. Ve her gün küçük bir şişenin içerisindeki baharatı koyuyordu yemeğine. Baharat mı? Yani evet. Ümran Hanım öyle olduğunu söylüyordu. Ama tanıdığım hiçbir baharatın kokusuna da benzemiyordu. Sen... Cemil Bey'i Ümran Hanım'ın zehirlediğini mi söylemeye çalışıyorsun? Yani bakın belki de yanlış düşünüyorumdur. Ama Cemil Bey o baharatları kullanmadan önce iyiydi. Baharatları kullandıktan sonra kötü olmaya başladı. Hatta toksikoloji testi bile yaptırdım. Sonuçlar ne çıktı? Temiz çıktı. Ama bazı maddeler teste çıkmayabiliyor. Peki bu baharattan var mı başka? Yok. Yani Ümran ondan istedim ama kendisi vermedi. Evin her yerini aradım bulamadım. Bu yüzden de seni hırsızlıkla suçladı. Elif Hanım bakın dediğim gibi belki yanılıyor da olabilirim. Belki aptalca bir şüphedir. Ama Cemil Bey çok iyi biriydi. Ve bana çok iyi davranıyordu. Yani eğer Ümran Hanım böyle bir şey yaptıysa bunu bilmelisiniz diye düşünüyorum. Fırat Bey'le konuşacaksınız değil mi? Bilmiyorum Yasemin. Elimde kanıt olmadan böyle bir şey Fırat'a nasıl söylerim ki? Yani ben artık orada değilim. Kanıt bulmamız da çok zor bu yüzden. Bunu sadece Fırat Bey çözebilir. Lütfen izin verin Fırat Bey'le konuşayım. Bir şey olursa bu süreçte ben suçlu çıkarım. Hiç önemli değil. Ama bunu Cemil Bey için yapmak zorundayım Elif Hanım. Lütfen. Herkesin karanlığı kalbinde, herkesin hikayesi gizli bir yara. Kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız.